Evet, herkese efsane karavan yollardan merhabalar arkadaşlar. Bir haftadır adadayız, ada yaşamındayız. Şimdi size ada yaşamımızda neler yapıyoruz, adada yaşam nasıl, biraz onu göstermek istiyoruz. Bir de yıllar önce adada aldığımız minik bir evimiz vardı. Onu tadilat ediyoruz. Yani Serdar kendisi sağ olsun. Baştan bütün evi sıyırdık ve yapıyoruz. Sadece mutfak dolaplarını boyamaya karar verdik. Maliyet azaltmak için. Zaten su giderleri, tesisat gibi şeyleri de Serdar yaptı yine maliyeti azaltmak için. Bakalım neler yapıyoruz. İlginizi çekerse eğer hem ada yaşamı, hem karavan yaşamı, hem ev yapımı vlogumuza hoş geldiniz. Karavan önünde şıpşak usta modu. Aynen. Hazır mısın ustam? Hazırım. Es. Baf var mı? Karavanda. Var. Versene bir bafta kim de saçım başım toz oluyor. Oraya kadar plastik gelmiş olsa hep metal. Şey değil mi? Tam kapının arkasında değil mi? Heh, tamam işte. Şimdi biz ne yapacağız biliyor musun? Onu oradan keseceğiz. Aynen. Ondan sonra bizim işimiz bitti. Aynen. Onu iptal edeceğiz abi. Onu odaları hiç dokunmayacağız. Ellemeyeceğiz böyle. Ne çıkacağız? Yanından gideceğiz. Gideceğiz. Onu geçireceğiz. Doğru. Nasıl? Koyu adam abi buraları patlıyor. Bak. Gel. Dolabın arkasından duvardan geleceğiz. Şurada tarif usta. Ver. Bu sefer karavanı ne olarak kullanıyorsun aşkım? Tamirhane. Tamirhane olarak kullanıyorsun. Anlatacağım mı ne yaptığımı? He? Anlatacağım mı neler yaptın? Neler yaptığım görülmüyor mu? Ev yok. Ev yok, ev. Yeni su tesisatı çekiyoruz. Evet. Ev yok gerçekten. Bu ev adam olacak mı ya? Görecek miyiz? Göreceksin, merak etme. Neler gördük? Biz ne evler yaptık, neler, neleri kurtardık. Bunu mu kurtardık? Şunu verir misin bana? Bak ya. Aşkım benim. Biz neler yaptık? Neler yaptık? Bu evin son halini şöyle parmak şıklatmalıyım. Görmek istiyorum. Keşke o kadar kolay olsa değil mi aşkım? Keşke o kadar kolay olsa. Ne kadar istediler tesisat için senden? 20 bin lira. Adada çok fazla sokak hayvanı var ve gerçekten aslında iyi bakıyorlar hayvanlara. Kedilere, köpeklere. En dolu olan yer bu mevsimde böyle yerler. Mesela burada şimdi hava kötü ama güzelken burası genel olarak doluyor. Bir de şurada gördüğünüz, şurası zaten meydan, köy kahveleri. Gelirken, sana doğru yürürken yolda var ya bir tırstım. Niye? Bu kadar sessizlik olamaz. Değil mi? Çıt yok. Çıt gerçekten yok. İnanılmaz sessizliği yani. Yani burası, buralar öyle şimdi. Bak en dolu yer, görüp burası. Görebileceğin bütün insan şu kadar. Ama kışın güzelliği burada böyle. Az insan, çok alan. Bol bol gez. Ama yazında insandan da yer yok yani. Yapacak bir şey yok. Motora doğru. Bakmayacak mıyız? Nereye bakmayacak? Fayans. Fayans yukarıda kızım. Motorla gelelim. İyi hadi yürüyelim o zaman motorla. Hadi. Burası Avşan'ın Çınaraltı kahvesi. Güzel bir kahve aslında. Evet. Gel sana bir kahve ısmarlayayım.
Kahve mi ısmarladın? Çok içmedik mi ya? Çok içtik evet. Çok içtik yani. Bugün salı, buranın da pazarı evet, salı. Evet, salı. Pazarı var. Kıyafetler gelmiş. Burası giysi pazarı. Bir de meyve sebze pazarı da bu tarafta. Geri gelecek mi? Evet, dar alanda olsa her gün şöyle bir 15 dakika spor yapmaya gayret ediyorum. Aslında da geldiğimizden beri yürüyoruz. Çünkü burası küçük bir yer olduğu için her yer birbirine yakın. Ve günlük şöyle bir 6000 adım en azından atıyoruz. Bu çok güzel oldu. Ama 15 dakikada şöyle bir esneme, bir hareket bana iyi geliyor. Çünkü 1,5 yıldır canım hiçbir şey yapmak istemiyordu, yürüyüş ya da spor. Tekrardan başladım, bana iyi geldi. Şimdi kahve suyu ısıtacağım. Serdar'a götüreceğim biraz kurabiyeyle. O da evde çalışıyor. Gidip bakalım neler yapmış. Ustalar bir arazi. Tek ustamız elimizde kalan. Müzik dinliyor. O ustamıza da şimdi kahve arası. Ustam, diğer ustalar nerede? Vattı gülüm. Diğer ustalar nerede? Tek usta benim. Allah Allah. Diğer usta yok. Eyvah eyvah. Yani diğer usta yok zaten. Yardımcı. Şunun güzelliğine bakın. Avşan'ın bu kedileri gerçekten çok güzel. Millet demek ki yazın bakıyor, kışın bırakıyor, gidiyor yani. Çok üzücü değil mi? Tabii canım ya. Ama kışın da bakan bir sürü insan var. Var. Hani orada otururken bir amca geldi ya yanımıza. Dedi ki 116 tane kediye bakıyorum dedi. Evet. Ya işte şey de öyle. Benim yanımda yardımcı olan çocuk da öyle. Torba torba hayvanlara mama taşıyorlarmış. Ya Allah, yani iyi ki varlar. Ya. Bu arada tipime de çekiyorsun ama hiç tipini düzelt müzelt de demiyorsun ya. Yağmış mı yapalım? Şu yediğimiz şeyi göstersene, çok güzel. Evet. Biz bunu avşada bulduk. Yani kesin vardır herhalde de. Hayır canım, ben bunu biliyorum zaten. Ben bunu evet, çok ama seviyorum normalde. Müttelansı olduk yani. Müttelansı. Evet, ama çok ağır şekerli. Çok ağır şekerli gerçekten. Yani bu benim şekerimi tavan yapar. Ya böyle mal gibi durup da çekiyorsun ya, böyle müsamere çocukları gibi. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Hazır ola geçtin mi? Ben 4A sınıfından Sayda Bilal. Hiç düşünemedim seni. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Ev yapıyoruz gene. Gene evimizi yapıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi buraları yıktım arkadaşlar. Buraya kapı koyacağım. Ama bina eski olduğu için binayı güçlendirmek babında buralara aynı zamanda böyle NPU'larla güçlendirdim. Dolu demirle koydum. Onlar tamam oldu. Şimdi elektrik tesisatlarını yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi kutuları ve buraları yerleşti. Kırdık. Gelin size banyoyu da göstereyim. Mutfağı ne yapacağız? Hazır buradayken. Mutfağı ne yapacağız? Mutfağı şöyle yapacağız. Bu dolaplar retro, güzel. Eski dolaplar ama güzel dolaplar. Bunları şimdi yeniden elden geçireceğiz. Yeniden boyayacağız. Çiçek gibi. Çok güzel bir hale getireceğiz. Bu tezgahı da yıkmak istemiyorum. Çok böyle güzel görünüyor. Aslında biraz köy havası gibi. Evet. Şık. Biraz daha süsleyeceğiz. Şunu da bir boyayacağız. Duvarlar boyandıktan sonra yerlere güzel bunun önüne... Abi bu arada şey söyleyeceğim. Hani oralara renk atmak istiyorsun ya. Derzleri mi mavi yaptın? Şey yok. Folyo satılıyor oraya. Ha evet. Direkt yapıştırabilirsin. Aynen doğru. Şeyden acaba öyle retro folyo var mıdır? Var. Okey. En azından şuraya yapıştırırız. Aynen. Hem de ucuz olur fayansla. Ucuz olur evet. Yıkmana gerek kalmaz. Aynen. Şu davlumbazı kullanacağız çünkü çok güzel. Evet çok güzel. Ben diyorum ki Nihan, bunun ağzına şey koyayım. Hani o ahşap şey var ya, ızgara. Olmaz. Yağlanır o, temizlenmez. Ne yağlanacak burada? Yağlanır. Olmaz bebeğim. Peki bunun içine ne koyayım? Hiçbir şey koymayacağım. Böyle boş kalacak. Kalacak tabii. Boş kalacak. Oradan çekecek götürecek. Peki. Tamam ilerleyelim. Tamam. Burası böyle. Buranın yerini güzel retro fayanslarla yapacağım. Seçiyoruz. Seçme aşamasını. Seçme aşamasını. Şu kadar. Yeterli midir bu kadar? Yoksa buraya kadar mı?
Yok, kapı yani nerede bitiyor mutfak? Mutfak burada bitecek. E tamam. Bunu kapatıyorum. Burayı öreceğim. Buzdolabı buraya gömme olacak. Ama yine de mutfağın orası yani. Nasıl yani? Ya mutfak orada bitecek ama yine. Tabii canım buraya kadar. E tam işte oraya fayans kadar fayans olacak. Evet. Aynen. Ama genişlik. Bu genişlik mi olsun? Tabii tabii bu genişlik. Buradan sonra ben çekeceksin. Burası ayrı bir oda olacak işte. E çok geniş değil mi? Yok. Daha ne kadar aşkım bir mutfakta hareket etmen için yer lazım yani. Ben de diyorum ki şu kapının genişliğini döşeyelim. Buradan sonrası şey olsun. Farklı olsun. Bakarız ona. Çünkü bu çok geniş olduğu zaman oda olduğu zaman çok böyle sanki biraz fazla olacakmış gibi geliyor bana. Olmaz. He? Olmaz. Olmaz çünkü bak. Bak burası kapı. Geniş açıya alayım. Şurası kapı. Ben kapıdan girdim. Kapının boyu kadar en azından bir mutfak lazım. İki kare olmadı. Tamam işte. Bu kadar diyorum. Aynen. Bu kadar. Evet. Yani mutfağın önü. Geri kalanı ahşap. Evet öyle yapacağız. Öyle olmayacak mı? Ahşap desenli fayans. Taş olacak. Burası ada olduğu için ahşap yapmayacağız. Şimdi normalde aslında arkadaşlar bu evimiz denize çok yakın. 50 metre bile yok denize. O yüzden iyot burada çok fazla. Nem çok fazla. Onun için normalde ben ahşap yapacaktım. Yerleri komple. Nihan dedi, yani Nihan'la karar verdik. Ahşap bir süre sonra problem yaratabilir. Ya da parke yaratabilir diye komple taş yapacağız. Ama ahşap diyorum. Daha sağlıklı olacak. Evet daha sağlıklı olacak. Burası da ahşap olacak. Banyonun içi retro fayanslarla olacak. Hı hı. Yerler ve duvarlar ayrı olmak üzere. Hı hı. Değil mi? Hı hı. Evet. Ondan sonra yatak odasına geçeceğiz. Yatak odası balkonla beraber komple aynı olacak. Doğru mu? Doğru. Balkonu farklı yapmayacağız. Yok yok yapmayacağız. Yok. O çamaşır makinesini koyacağımız yer? Aynı olacak aşkım. Komple aynı. Evet. O zaman burası da ahşap olacak. Ahşap olacak. Burası da ahşap olacak. Bir tek burası yani, farklı olacak. Yani istersen oraya farklı renk yapabiliriz. Yani orası küçük bir alan zaten. Nereyi farklı? Yani çamaşırların olduğu yeri. Sadece makinenin dersen olduğu yeri mi? Ha? Ne yapıyor? Bir şeydi kesin. Ya Rio ya. Nihan sen bu böcek gibi diyorsun. Böcekleri ilaçladım ben hep. Aferin. Neydin oğlum yine? O böcekler ilaçlı. Yoğurt almaya gidiyor. Neydi görmedik ki. Yoğurt vereyim de biraz. Hani ihtimale karşı. Probiyotik alsın. Çiriş yaptım geldim. 2 dakika. Evet. Şimdi yoğurt vereyim de ne olur ne olmaz. Evet. Hemen yoğurt ver ona. Tamam. Ne olur ne olmaz. Başım. Yani eşi ol eşek böcek yiyesi tuttu ya. Aşkım. Efendim. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun. Evet hayatım. Bütün işçilerin, emekçilerin buradan bayramını kutluyorum. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutlayın arkadaşlar. Sen çalışıyorsun. Ben mecburen çalışıyorum. Yoksa bugün çalışmazdım. Kısa bir sürem var. Yetiştirmem lazım. Onun için çalışıyorum. Sen mecburen çalışmıyorsun. Aslında 1 Mayıs'ta genellikle işçi kesimi hep çalışıyor. Hep çalışıyor. Yani işçilerin hakları buradan bile yeniyor yani. Mahvetti ortalığı. Serdar şeker hastası olduğu için ona çörek otu yağı içiriyorum. Ama nefret ediyor. Şimdi kaçtı. Gelsin içireceğim zorla. İyi geldiğini söylüyorlar. Ben de böyle şeylere gerçekten inanıyorum. Yani çörek otu yağının zaten çoğu şeye faydalı olduğunu biliyoruz. Yani yararı olmasa bile zararı da zaten kesinlikle yok. Ha. Kamera kayıtlarını alacağım. Dın 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 kendi açmak zorundasın. Bunu duymamış olalım. Burayı bipliyoruz. Dök ona bir yemek kaşığı. Güzelce ne? Hoş hoş. Hadi kaçamazsın. Kamera kayıtlarındasın. Az dökmüşsün bak. Ya senin yaptığına Çin işkencesi derler. Al. Ulan mazot içsen bundan iyi. Ah. Şeker. Hayır şeker yok. Hadi çocuğa şeker götüreceğim hadi. Bak çocuk at içsen cama. Tamam. Tamam şekeri ver. Bu
Ne? Bundan ilk defa kullanacağım ben. Bundan ilk defa kullanacaksın. Dur ya aşağı. Çok sert kullanıyorsun. Araç kullanmak. Bence bir yetene kadar. Adada en iyi ya bunlar ya küçük arabalar ya motosiklet, bisiklet. Değil mi? Usta da dedi yazın burada araba eziyet. Lastiğin havası yok. 3 ay kiralıyor burada. İnsanlar bunları adada sezonluk kiralıyorlarmış. Mantıklı bir iş kolu. Yani çünkü burada bir şeye ihtiyacım var. Arabada gerçekten yazın burada eziyet yani. Şuna bak. Evinden çıktın, merkeze geldik neredeyse. Daha bir dakika olmadı. Efendinin lastiği patlamış. Dayanamadı. Yardım ediyor yine. Bir de hava hep böyle geldiğimizden beri kasvetli. Hep. Adada kargo bu şekilde. Böyle geliyor. Haftanın belirli günleri sizi arıyorlar. Gelip kendi kargonuzu böyle buluyorsunuz. Maalesef böyle bir sistem. Haftanın belli günleri geliyor. Kargo için bir güncelleme daha yapayım. Şimdi kargoyu çektik. O gün o gelen Aras kargoydu. Bir de yurt içi kargo geliyor. Yurt içi kargonun kuyruğunda tam bir saat bekledik neredeyse. Aşırı kuyruk vardı. Ve bugün başka bir şeyi MNG kargodan, MNG kargo tarafından gönderilmiş. Ya telefon kilitlendi ya. Ve MNG kargo adaya gelmiyor. Bir de böyle bir olay var. MNG kargoyu aradım bugün. MNG kargo ile yollamışlar. Diyor ki Erdek şubemizden alabilirsiniz. Erdek ile bura arasında bayağı fark var. Gemiye binmeniz lazım. Gitmeniz lazım Erdek'e. Almanız lazım. Nasıl alacağım diyorum. Biri diyor gemiye bıraksın. Benim Erdek'te tanıdığım yok diyorum. Yapacak diyor bir şeyimiz yok diyor. Mesela. Bugün de böyle bir şey yaşadık. Sıkıntı yani. Yani bu burada en kötü durumlardan biri hastane. Gerçekten çok zor. Başınıza bir şey gelirse ancak helikopter, ambulans gelip sizi götürebiliyor. İsmini söyledi. Şimdi kontrol ediyor. Ona göre gelecek. He? Şeyini tam bilmiyorum. Firmayı bilmiyorum tam. Yurt içi saat 1'de gelecekmiş. 1'de tekrardan geleceğiz o yüzden. Bu Surat kargoymuş. Şimdi gidiyoruz bir şeyler atıştıralım orada. Şu evin güzelliğine bakar mısınız? Kuş yuvası gibi. Ve direkt sahilde bir eviniz var. Hani müşterilik? Ben küçük köpek sevmem. Kucağımda da taşımam. Kim diyordu acaba bunu? Ben diyordum. Büyük konuşmuşum. Hanimiş bebek? Aşk yaşıyorlar. Hanimiş babasının bebeki? Bebeki. Ustam. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Bak hakkımı yeme şimdi. Yemekleri ben yapıyorum. Evet, lütfen sen bunu yapıyorsun. Söyle. Sen yapıyorsun. Ellerine sağlık. Çok da güzel yapıyorsun. Şimdi bakın. Saat 7'ye geliyor akşam. Burada bildiğiniz air fry'da tavuk yaptık. Aşkım çalışıyor değil mi? Çalışıyor tamam. Şimdi yanına bir de püre yapıyoruz. Bir de şöyle güzel ortaya şey koyacağız. Ne koyacaktık ya? Adını unuttum. Neyi adını unuttum? Turşu. Turşu.
Harika bir yemek. Ne dersin? Tavuk püre turşu. 10 numara. Serdar püre yapmayı seviyor ve güzel yapıyor. O yüzden ona bıraktım. Her şeyini hazırlayıp. Tuz koymak istersen koy biraz. Hocam. Bakın size göstermek istiyorum elektriğimizi. Maşallah yani. %90'larda bu hep lityum akü sayesinde değil mi aşkım? Evet. Kaç gündür güneş görmüyoruz? Bana neredeyse bir haftadır güneş görmüyoruz. Yağmur var. Tabii hava aydınlanınca şarj ediyoruz. Ediyor yani. Çok da güzel. Şu an bak air fryer çalışıyor yani. Air fryer sadece air fryer çalışmıyor. Işıklar var. Hidrofor çalışıyor. Hidrofor sürekli çalışıyor. Zaten en fazla galiba hidrofor çekiyor. Yani 1,5 kahva bizim hidroforumuz. Yani normal 220 ile çalışan büyük hidrofor var bizde. Yani 12 ile çalışan hidrofor yok. Ha onu da yapacağım. Ekstra. 12 ile çalışan böyle şey kötü havalarda daha az elektrik. 12'ye de çevireceğim onu. 220 de olacak, 12 de olacak. Bir de böyle bir şey var ya. Bir de böyle bir şey var kravanın içinde. Oldu. Ekmek yanıyor. Püre de tamam. Hadi oturalım. Hadi oturalım. Oh, başımı şişiriyor şu. Tabaklar burada. Püreyi tamam koy. Yana tav koyalım. Şey turşu. Hayır diyorsan yedin. Sana kesinlikle öyle. Peşinden çek getir. Bugünlük böyle. Aşkım. Canım. Geliyorum. Kumandasını getirir misin? Tamam getireceğim. Evet. Televizyon üstüne televizyon. Nasıl? Sistem onda mı? Açtım. Hayır. Hayır. O zaman afiyet olsun aşkım. Sağ ol canım. Gel beraber olsun. Evet bağlı bebeğim. Açabilirsin istediğin yere. Neyse. Ev devam ediyor. Az kaldı demeyi isterdim ama. Aşkım. Ne canım? Ne yapıyorsun bir tane? Çocuğum. Bize bakar mısın? Buraya bakar mısın? Nereye bakayım? Buraya bak. Bize bak bir merhaba de. Ne yapıyorsun yine? Çalışıyorum. Hayırlı olsun. Sağ ol. Bir jet skin eksikti. Evet. Karavanda. Evet bir jetim eksikti onu da aldım. Bak motorun da aynı renk. Evet, onun için aldım zaten. Havada, karada bir hava eksik. He? Bir hava eksik. Onu da alacağım. Evet, ikinci el bir jet ski buldu. Şu anda çalışmıyor. Ama işte uğraşıyor. Ben onu yaparım dedi, çalıştırırım dedi. Heyecanla bekliyoruz. Bebeğim, heyecanla bekliyoruz hepimiz. Evet, binerken videolarını atacağım size. Şu anda çalışmıyor. Şu anda çalışmıyor. Size son halini de şöyle çekeyim. Burası da olacak. Böyle. Mutfak aynı zaten. Burası sıvandı. Bu şekilde. Duvarlar sıvandı. Bu
arkaya da böyle kapandı. Şuraya işte kömürlük gelecek, şu komşu gibi. Burası da böyle pimapenle kapanacak. Buraya çamaşırlık yapacağız. Yani evin son hali böyle. Bakalım. Artık yavaş yavaş ev ortaya çıkmaya başlayacak. Sizle beraber neler yapacağız göreceğiz. Şuraya Fransız kapı koymuştuk. Daha iyi oldu. Bu kapıyı da zaten bırakacağız. Önde de şöyle pergola gelecek evin önüne. Oh, yorulduk. Bütün gün çalıştık. Şimdi biraz daha işimiz kaldı. Az bir şey. Biraz daha şap atacağız. Ondan sonra bir ara vereceğiz. 2 gün kadar şaplarımız kuruyacak. Her şey kuruyacak. Yarın sulama işimiz var. Ondan sonra devam. Arkadaşlar, bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.